Amerika, Kaliforniya'da yaşayan Leonard Knight oldukça dindar bir adamdı ve Tanrı'ya adayabileceği bir şeyler yapmak istiyordu. Bunun için de God is Love, yani Tanrı aşktır sloganını kullanacaktı. İlk olarak aklına dünyanın en büyük sıcak hava balonunu yapmak geldi. Fakat Kaliforniya'nın çöl iklimi bu balon için hiç elverişli değildi ve başarısızlığa uğradı. Amacı ve sloganı için yeni bir fikir bulmaya çalışıyordu. Aklına çölün ortasına tamamen insan eliyle yapılmış bir dağ yapma fikri geldi. Tüm maddi birikimini başarısız balon girişimi için harcadığından çöplükleri gezip dağ için gerekli malzemeleri aramaya koyuldu. Kerpiç, saman ve kurşunsuz boyadan istediği dağı ortaya çıkardı. Ama malzemeleri düzgün kullanmadığı için 4 sene sonra bu dağ çöktü. İlk seferinde neleri yanlış yaptığını düşündü ve ikinci kez dağı inşa etmeye başladı. Leonard'ın bu inatçılığı o bölgede yayılmaya başladı. İnsanlar ona yardım etmek istiyordu. Leonard ise hiçbir maddi yardımı kabul etmeyeceğini, sadece malzeme yardımlarını kabul edeceğini söyledi. Ve sonunda Salvation Mountain, yani Kurtuluş Dağı ortaya çıktı. Kurtuluş Dağı'nın ilk ortaya çıkışında yaklaşık 300 bin litre boya kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu boyaların toprağa zehirli maddeler yaydığı gerekçesiyle 1994'te soruşturma açıldı ve dağın yıkılması gündeme geldi. İnsanlar yıkımı engellemek için imza topladılar ama buna gerek kalmadı. Laboratuvar sonuçları boyaların toprağa zarar vermediği yönünde rapor hazırladı. Leonard Knight hayatının 28 yılını Kurtuluş Dağı'na adadı. Ortaya çıkardığı şey sanat eserine benzeyen rengarenk bir yapı olsa da hiçbir zaman kendisini bir sanatçı olarak görmedi. Amerika Halk Sanat Derneği Kurtuluş Dağı'nı 2000 yılında korumaya layık bir halk sanat alanı olarak ilan etti. 15 Mayıs 2002'de Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde Kaliforniya Senatörü Barbara Boxer, Kurtuluş Dağı'ndan ulusal bir hazine olarak bahsetti. Tamamı insan eliyle yapılmış bu dağ birçok filme, diziye ve klibe dekor olarak hizmet verdi. Dağın altındaki mağaralar müze olarak kullanılıyor. Bugün dünyanın dört bir yanından insanların akımına uğruyor. Instagram'da Salvation Mountain'ı konum olarak aratırsanız ne kadar popüler bir yer olduğunu anlayabilirsiniz. Leonard Knight 10 Şubat 2014'te hayata veda etti. Ama arkasında bıraktığı Kurtuluş Dağı gönüllüler tarafından koruma ve bakım altına alındı. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur atasözümüzde Kurtuluş Dağı karşısında biraz anlam karmaşası yaşadı.